Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Yüreğim buruk bugün, ne geçen uçaklara el sallamak istiyorum, ne de kanat çırpan kuşlara. Yüreğim buruk bugün, ne gökteki bulutlara bakmak istiyorum, ne de güneşin aydınlığına. Yüreğim buruk bugün, ne geçen uçaklara el sallamak istiyorum, ne de kanat çırpan kuşlara. Yüreğim buruk bugün, ne gökteki bulutlara bakmak istiyorum, ne de güneşin aydın. Kadehleri deviriyor, kimi kendini deviriyor onun bunun kucağında. Yüreğim bu.
Canım sıkkın bugün diyorum ya. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana. Yüreğim buruk bugün. Teşekkürler. Ay harika. Sevgili Tuğba Özel, hoş geldin. Hoş bulduk. Yüreğimizin neden buruk olduğunu birazdan konuşacağız, açıklayacağız. Evet sevgili izleyiciler, Yaşam ve Maden programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü konumuz yeşil dönüşüm, cari açık ve madencilik. Konuklarımızı tanıtmak isterim. Öncelikle Türkiye Madenciler Derneği 2. Başkanı, Maden Platformu Sözcüsü, Altın Madencileri Derneği Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz. Hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun. Ve on parmağında on marifet olan şarkıcı, oyunculuk, söz yazarı, besteci, sporcu, tabiatın kızı. Daha önce bizim programımıza konuk olmuştum. Evet. Profesör Orhan Kural'la birlikte sunduğumuz zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de söz müziği sana ait bir şarkı. Harcım, 14 evet. yıl önce mi dedin? Doğru bu mu? Bu şarkı klip, ilk klibim ilk benim. Klibim Yüreğim senin. Buruk bugün. 14 sene önce çıkan. İlerleyen dakikalarda da son klibimi inşallah. Evet, onu da dinleyeceğiz. Şarkımızı evet. seslendireceğiz. Orhan abi hepimiz için çok kıymetli evet. Ve ülkemiz açısından, dünya açısından hatta çok büyük bir kayıp. Nur içinde yatsın. Hem Orhan abinin hem de babacığım İlhan Özay'ın ikisinin de yıl dönümü. Işıklar içinde olsunlar. İkisi de mekanla evet. bir zennet olsun. Evet. Zor yani tabii ki. Yani bu şarkıda da geçiyor ya. Bir evet. kuş gibi İnsanoğlu evet. kanat çırpıp gidiyor. Bu dünyaya aynen. gelmek ne evet. kadar doğalsa gitmek de o kadar. Evet. Ama her gidiş bir erken evet. gidiş gidir. Evet. Bu arada Orhan Hoca'nın zannediyorum bu sene üçüncü yılı olacak. Allah babanıza da Orhan hocamıza da evet. Üç yıl dile evet. kolay nasıl geçti anlayamadım. Çok eylesin. Hızlı geçiyor zaman ama. Evet geliyoruz dünyaya. Nefes alıp gitmek değil sadece yaşam. Yaşama bir şeyler bırakabilmek. Ardında kalan kuşaklara yol gösterebilmek, ışık olabilmek çok çok önemli. Gerek Profesör Doktor Orhan Kural büyüğüm, gerek babacığım. Büyük usta, yazar ve siyaset bilimci İlhan Özay. Hı hı. Gerçekten çok değerli insanlardı. Ama anıları ışık oluyor bizlere. Şüphesiz, eserleri, düşünceleri, yapmış oldukları ışık oluyor bizlere. Umarım biz de giderken böyle güzel gideriz. Geride güzel şeyler evet. bırakırız. Evet. Herkes Orhan Hoca'yı tırnak içinde söylüyorum, çevreci profesör diyebilirdi. Evet aslında. Ama Orhan Hoca... O geri planda aslında, kaldı biraz evet, o maden mühendisliği. Hem çevreci bir o kadar da madenci. Dolayısıyla bizim bugün sürdürülebilirlik kavramı dediğimiz kavramı benliğinde tam oturtmuş bir bilim adamıydı. Sosyal tarafta da, sosyal yaşamda da bu farkındalığı iyi yansıtabilmiş bir hocaydı. Evet. Tekrar ışıklar içinde evet. uyusun. Hem madenci hem çevreci olabiliyor, evet, onu evet. gösterdi. Ben de onun sayesinde şurada şu anda bu programı sunuyorum, onu diyebilirim. Evet, siz mekanı de onunla cennet olsun. Ay, onunla başlamıştım, evet. evet. Şimdi size gelelim Mehmet Bey. Buyurun. Yeşil enerjiyle maden tüketimi arasında nasıl bir ilişki var? Buyurun. Şimdi şunu öncelikle söyleyeyim. Artık bugün dünyada, bizim ülkemiz için de öyle, dünyadaki bütün diğer ülkeler için de öyle, bugünün dünyasının temposuna ve değerlerine ayak uydurmak istiyorsanız, bizim madencilik sektörü olarak son zamanlarda söylediğimiz mottomuz bunu çok güzel özetliyor. İnsanı ve çevreyi öncelemediğiniz hiçbir faaliyet, ki madencilik de bunun başında geliyor, yerini bulmuyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, önce insan, sonra çevre, sonra madencilik diyoruz. Hı hı. Bu artık bugün Türkiye'de sadece bizim söylediğimiz değil, kamu kuruluşlarının, STK'ların yani sivil toplum örgütlerinin tamamında geçerli bir yaklaşım oldu. Bu anlamda baktığımızda peki buradan yeşil dönüşüm ya da dünyadaki fosil yakıtlardan veyahut da fosil kaynakların kullanımından yeşile doğru giderken, yeşil madencilik tırnak içinde söylüyorum. Bunları nasıl yapacağız? Aslında her seferinde dönüp dolaştığımızda bilinenin tam aksine tekrar yeraltı kaynaklarına yöneliyoruz. Kömür de dahil, hı hı. altın da dahil, kurşun, bakır, çinko, mermer hepsi dahil buna. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Şimdi yeşil dönüşüm deyince akla ilk gelen elektrik kullanımı. Evet. Artık elektrifikasyona doğru gitmek, elektrikli araçlar
Güneş enerjisinden yararlanmak. Ama insanlar genelde şu soruyu sormayı pek akıllarına getirmiyorlar. Bu kadar enerjiyi üretip depolayacağınız pilleri hangi kadmiyumla, hangi nikelle, hangi kurşun, bakır, çinkoyla üreteceksiniz? Veya güneş panellerini üretirken hangi kurşun, işte kalay, gümüş ve benzeri nereden bulacaksınız? Dolayısıyla bizim söylediğimiz hep şu. Daha fazla yeşil dönüşüm istiyorsak daha fazla madencilik yapmalıyız. Yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Peki bunu yaparken ne yapmalıyız? Bunu yaparken de hiç vazgeçilmez bir şekilde doğayı korumak zorundayız. Suyu, havayı, toprağı bizden sonraki nesillere doğru iade etmek için korumak zorundayız. Kullandığımız kadarını mümkünse de dönüştürerek iade etmeliyiz. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir insan 79 yıllık yaşamı boyunca yaklaşık 800 ton maden tüketiyor. Ya bunu alt şeylerine girmiyorum. Yani kurşun, bakır, çinko, altın, her şey dahil. Bunu tüketmeden medeniyet seviyesine gitmek, işte bu yeşil dönüşümü de tamamlamak zaten mümkün olmuyor. Biz onun için de şunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki, birazdan belki konuşacağız, sürdürülebilir madencilik yaparsak eğer yeşil dönüşümümüzü tamamlayabiliriz. Standartlarımızı kendimiz koyarsak bunu gerçekleştirebiliriz. Çünkü çok ilginç, bir madencilik toplantısında salonda bulunanlara demişler ki üzerinizde madenle ilgili ne varsa lütfen bırakın. Sonra soruyu soran veya bir kısa bir düşünceden sonra demişler ki soruyu vazgeçtik. Çünkü sonuçta herkesin belki de doğaya ilk geldiği gün gibi o hale gelmek zorunda kalabilir. Siz şimdi önce insan, sonra çevre, sonra madencilik dediniz. Evet. Peki sorumluluk alarak sorumlu madencilik kriterleri nedir? Tam olarak. Şöyle, bizim olmazsa olmazımız, biliyorsunuz, vazgeçilmezimiz insan. Dolayısıyla şu minerali yer altından çıkartan veya yer üstünde açık ocak işletme metoduyla üreten her çalışanımızı akşam sağ salim eve göndermek. Dolayısıyla bir numara iş güvenliği. İş güvenliğinin olmadığı bir yerde zaten sürdürülebilirlikten bahsedemezsiniz. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi çevre, flora ve faunayı korumak. Yani oradaki bitki ve hayvan yaşamını, var olan doğanın tamamını. Bir programda hiç unutmuyorum, önce insan dediğimizde hoca bana demişti ki sadece insan değil, doğanın tamamı. Işıklar içinde uyusun. O programını da çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Tayfun Taliboğlu ile beraber yaptığımız bir programdı. Dolayısıyla ikincisi çevre. Üçüncüsü de bugünlerin vazgeçilmezi halkla ilişkiler. Çalıştığınız yerdeki insanlara ne yaptığınızı anlatmak zorundasınız. Eğer anlatmazsanız başınız belaya girer. Halka rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Bu iki kere iki dört. Bütün izinlerini almış olabilirsiniz. Her türlü ruhsat elinizde olabilir. Ama siz o insanlara ne yaptığınızı anlatmazsanız o yöredeki insanlar endişe içinde olacaktır. Onun için biz hep söylüyoruz. Üçüncüsü şeffaf halkla ilişkiler. Son olarak da bu finansal şeffaflık, yani ürettiğiniz ürünün ne kadarını devlete döndürüyorsunuz, ne kadar vergi yükümlülüklerinizi yerinize getiriyorsunuz, devlet hakkını ödüyor musunuz? Biliyorsunuz madencilikte, diğer sektörlerde olmayan bir devlet hakkı ödemesi vardır, evet, vergilere ilaveten. Bütün bunlar bizim sürdürülebilirlik dediğimiz işte bu kriterleri oluşturuyor ve sürdürülebilir madencilik artık olmazsa olmaz. Sadece biz şeyde değil, bütün STK'larımızda 16-17 tane STK bir aradayız. Biz bunların hepsinde diyoruz ki artık sektöre zarar vermeden faaliyet yapıyorsanız bizimle birlikte olun. Ama sektöre zarar veriyorsanız lütfen kendinizi düzeltin, ondan sonra birlikte yürüyelim. Bu bizim için vazgeçilmez bir şey. Hele ki bu yeşil dönüşüm konusuna tekrar bağlayıp kapatacak olursak dünyanın bize daha çok ihtiyacı olacak. Bu dünya üzerinde yaşayan insanların doğayı koruyarak doğadan faydalanmaya daha fazla ihtiyacı elektrikli olacak. Elektrikli araçları görüyoruz. Tabii elektrikli deminden beri geçiyor. Evet. Elektrikli araçlarda öyle, batarya üretiminde öyle, evet, güneş panellerinin üretiminde öyle. Bütün bunların hepsi madenciliği
olmazsa olmaz bir faaliyet olarak öne koyuyor. Hatta bir örnek vereyim. Dünyada ileri gitmiş hangi ülke varsa gelişmesini tamamlamış. Amerika, Kanada, Avustralya, bugünlerde Çin, Hindistan. Bakın madenciliği mutlaka lokomotif sektör olarak kullanmışlardır. Çünkü 3 tane temel şey var. 1- ham maddeyi kendiniz üretiyorsunuz. 2- döviz kaynaklarınızı ülkenizde tutuyorsunuz. 3- sanayinizi dışa bağımlı olmaktan kurtarıyorsunuz. Aksi takdirde işte bu en son Ukrayna-Rusya krizinde gördük. Doğalgazı kesince Almanya gerçekle yüzleşmeye başladı. Evet, ve tekrar kömür kaynaklarımı nasıl ekonomime kazandırırım, nasıl enerji üretebilirimin derdine düşmek durumunda kaldı. Dolayısıyla doğal kaynaklar bizim. Ülke menfaati için üreteceğiz, çocuklarımızı gözeteceğiz. Evet. Şimdi evet, buyurun, bir sözün vardı galiba. Ben biraz kaba tabiriyle borumuzu öttürmemiz lazım diyorum ha, ben. Evet. Hatta bunun röportajını ta 2000'li yıllarda, 2005-2006 o yıllarda vermiştim. O zamanlar bu kadar çok konuşulmuyordu özellikle bor madeni. Tabii. Ki Türkiye dünya sıralamasında ilk... Rezervde birdeyiz, bir numara. Evet. Dünyanın en büyük bor rezervleri bizde. %70'in üzerinde bor rezervleri bizde. Ki Türkiye'de. Her alanda kullanılabilen tabii, bir madden. Tabii, yani tabii. Kozmetikten... Tabii. Yani diş... macununa kadar her yerde kullanabiliyorsunuz. Her tarafta kullanılabilen. Tabii. Peki şu anda ne durumdayız o konuda? Borda şöyle, devletin borla ilgili artık oturmuş bir şeyi var. Yani çünkü borda gündeme getirdiğinize çok teşekkür ediyorum. Boru ham bor olarak üretip satmak iş değil, çok kolay. Orada önemli olan ara ürün üretmek, hatta mümkünse uç ürüne kadar gitmek. Çünkü logaritmik değer artışı yakalayabiliyorsunuz o ara ürün ve uç ürüne gittiğinizde. Bugün Türkiye'de Boren diye Bor Enstitüsü var. Ayrıca Etibank'ın çok gerçekten yoğun faaliyetleri var. Yani bunun değişik alanlarda kullanımı ile ilgili, deterjan sanayinde kullanımı ile ilgili, demin bahsettiğiniz ilaç sektöründe kullanımı ile ilgili. Yani sayısını çok artırabiliriz. Devletin bu anlamda çok ciddi adımları var. Borla ilgili özel bir kanun var. Yani çünkü bor madenciliği diğer madencilik alanları gibi değil, daha düzenlenmiş bir alan. Çünkü stratejik bir şey, kaynak. Bu anlamda aslında şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İyi gidiyoruz. Borda da çok peki, güzel gidiyoruz. Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi gençler bu tip mesleklere çok fazla yönelmiyor artık. Evet. Ama bahsettiğiniz konular çok kıymetli ve esasında ülkenin geleceği açısından çok çok önemli. Kesinlikle bilgiler. Öyle. Gençler mesela eti maden evet. Enstitüsü mü dedin? Boren Enerji Bakanlığı altında. Ya bu mesela gençler buraya başvurabiliyor mu? Eğitim alabiliyor mu? Okul okuyabiliyor mu? Tabii, yeri gelmişken söyleyeyim. Burada özellikle araştırma yapmak üzere. Yani bor ve türevleriyle ilgili yeni ürünler, ara ürünler, uç ürünlerin üretimiyle ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri aşamasında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Gençler madenciliğe bir ara çok yöneldiler, jeoloji ve maden mühendislikleri bölümlerine. Çok ciddi bir teveccüh vardı ama takdir edersiniz dünyada, özellikle bu pandemi birçok şeyi değişti, yavaşlattı. Birçok şeyi hani eski tabirle bir yavaşlatıp bir durağan hale getirdi. Ancak ben şunu söylüyorum, bizi izleyen gençlere de buradan bunu söylemiş olalım. Çok teşekkür ederim. Türkiye gibi bir ülke, çok büyük bir yeraltı kaynağının üstünde oturuyoruz biz. Yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir yeraltı servetimiz olduğunu modelliyoruz. Bunun içinde yaklaşık yine bizim öngördüğümüz 20 milyar ton kömürümüz var. Yaklaşık 5000 ton altınımız var ki bugünkü piyasa değeri 250-300 milyar dolar civarında bu altın. Afrika ile yarışır mıyız altın konusunda? Potansiyelde işin evet, açıkçası dünyada ilk 5'e giriyoruz. İlk potansiyelde giriyoruz. Çok ciddi bir potansiyelimiz var. Onun için gençler sabredip bu meslekte yol almayı göze alırlarsa başarılı olurlar ve yaşamlarını bu anlamda oluşturma çünkü şansına sahipler. Çünkü bu ülkeye
Orhan Kurallar gerekiyor. Evet, yetişmesi gerekiyor. Hiç şüphesiz. Şimdi küçük bir reklam arası vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Ve şu sorum olacak. Altın ithalatının ülkemize cari açığa ne etkisi tabii olduğunu ki soracağım. Tabii ki konuşalım. Evet, evet. Reklamlar evet. Sonrası tekrar birlikte olacağız efendim. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, reklamlar sonrası yine birlikteyiz. Konuklarımızı tekrar takdim edeyim. Sevgili Tuğba Özay ve Sayın Mehmet Yılmaz Altın Madencileri Derneği Başkanı. Sorumu tekrardan yineleyeyim. Altın ithalatının ülkemizde cari açığa etkisi nedir? Şimdi şöyle, bu konuyu ben hep açarken önce Anadolu'daki altının varlığıyla ilgili farkındalık nereden geliyor acaba diye. Düşünebiliyor musunuz? Tabii Anadolu inanılmaz insana karşı, bu coğrafyada yaşayan insanlara karşı son derece verici olmuş. Çünkü bizim fay hatlarımız, jeolojimiz bunlara müsait yapıda, tektonizmamız, magmatik aktivitemiz bunlara müsait. Çok fazla yeraltı kaynağımız var. Var olan 90 çeşit mineralin 80 çeşidi bizim topraklarımızda var. Bunun ilk farkına varanlardan bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. 1933 yılında bu ülkenin altın ve petrol kaynaklarının ortaya çıkartılması ile ilgili kanun çıkartıyor. Ve 1935 yılında da MTA kuruluyor. Maden Tetkik Arama kuruluyor. Şimdi böyle bir farkındalıktan biz çok uzun yıllar onun o farkındalığının hakkını veremediğimizi düşünüyorum. Ama yıllar sonra biraz daha pozitif bilimle olan haşır neşir olmak, teknolojinin gelişmesiyle MTA başta olmak üzere bu ülkenin yeraltı kaynaklarının ortaya çıkartılmasında çok büyük yol alınmış. Hızlıca altına gelecek olursak, az önce söyledim, bir 5000 ton rezervimiz var bizim. Yerini bilmediğimiz. Ki bunun 1500 tonunu şu anda üretiyoruz. Dolayısıyla onu da katarsak 6500 tonluk bir potansiyelden bahsediliyor. Şimdi Türkiye her yıl yaklaşık 35 ton ortalama altın üretiyor. Bunun bugünkü piyasa değeri 2-2,5 milyar dolar civarında. Ama halen daha biz yıllık ortalama 30 milyar dolarlık altın satın alıyoruz. İşte bu bizim cari açığımızdaki en büyük paylardan bir tanesini oluşturuyor. Yani toplam cari açığımız madencilik tarafında 60 milyar dolar. Bunun sadece 30 milyar doları altından geliyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Çevresel endişeler hiç şüphesiz baş üstüne. İnsanların endişelerini gidermek hiç şüphesiz baş üstüne. Bunları yerine getirmek zorundayız. Ama ülkemizi seviyorsak, ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulmasını istiyorsak, ister sevelim ister sevmeyelim, hepimiz bir şekilde ailemizde bizler, eşlerimiz altın tüketiyoruz. Ama herkes bunun sadece mücevheratta tüketildiğini zannediyor. Çok büyük bir kısmı merkez bankalarında karşılık olarak tutuluyor. Dolayısıyla ülke ekonomisini eğer biz ayakta tutmak istiyorsak, söz konusu cari açığı kapatmak istiyorsak biz altın üretmek zorundayız. Başka hiçbir şansımız yok. Ama şunu söylemiyoruz ya, ne olursa olsun üretelim de gerisini boş verin. İşte iş istihdam yaratıyoruz, vergi ödüyoruz. Gerisi de hiç önemli değil. Böyle bir şeyi asla artık söyleme lüksümüz yok. Bu cari açık konusu bizim için olmazsa olmaz bir konu. Ve biz sadece bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için işte yan tarafta çevreyle ilgili, rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili, biyoçeşitlilikle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Evet, istiyorsanız o VTR'yi izleyelim. Biyoçeşitlilikle ilgili çok güzel bir VTR var. Aslında onu eğer evet, izleyebilirsek. İzleyebiliriz. FM Çukuru Altın Madeni. İzleyelim bakalım. Sürdürülebilir madencilik anlayışımız çerçevesinde ekolojik ayak izimizin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunması amaçlanmaktadır. Madencilik faaliyeti olmayan bir alanda yaklaşık 500 metrekarelik tanik bahçe oluşturulmuştur. Bu bahçenin önemi
biyoçeşitliliğe katkı sunmasıdır. Şu an madencilik faaliyetimizin tam ortasında bulunan 50'den fazla bitki çeşidini ektiğimiz, diktiğimiz, sevgimizle büyüttüğümüz ve gözümüz gibi baktığımız botanik bahçede bulunmaktayız. Buradaki amacımız maden faaliyetinin doğayla birebir uyumlu olarak yapılabileceğini göstermek ve farkındalığı yaratmak. Biyoçeşitlilik çalışmalarımızda botanik bahçenin yanı sıra gözlem çalışmalarımız var. Bitki ve hayvan çeşitlerini uzman kişiler tarafından dürbün, teleskop, fotoğraf makinesiyle tespit edip kayıt altına alıyoruz. Biyoçeşitlilikle alakalı kızıl tilki gibi hayvan çeşidinde bir kilit anahtar türümüz var. Onun dışında mısır baklası dediğimiz, hatta acı bakla dediğimiz bir bitki çeşidimiz de var. Bunları özellikle bitki koruma alanlarında çoğaltıp, dönem dönem tohumlarını toplayıp, ekim zamanlarında ellerimizle özel olarak ektiğimiz bölgelerimiz mevcut. Çevresel izlemeler kapsamında çevreye vereceğimiz zararı minimum düzeyde tutmak adına bazı izlemeler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi su kalitesi parametrelerini izlemek. Şu anda yüzey suyu su kalitesini izlediğimiz bir lokasyonda su numunesi almaktayız. Bazı parametreleri yerinde ölçüm yaparak gerçekleştiriyoruz. Bazı parametreleri de laboratuvar ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla laboratuvara direkt iletiyoruz. Buradaki tek amacımız çevresel riskleri minimum seviyede tutarak kalite seviyelerini takip etmek, parametrelerini takip etmek ve bozulmasına engel olmak. Tüprak FM çukuru olarak önce insan ve çevre, sonra madencilik kültürümüzle doğaya daha uyumlu bir madencilik faaliyeti sürdürmeye çalışıyoruz. Geleceğe iyi bir miras bırakmak tek amacımız. Evet, çok faydalı bir kısa film olmuş. Teşekkür ederiz aslında. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi az önce Tuğba Hanım'a da söyledim. Aslında bütün bunları söylemek bir nefeste belki yerini buluyor veya kolay gibi görünüyor ama ben bunları aslında insanların eğer merak ediyorlarsa, bir fikirleri olsun istiyorlarsa önce bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum ve gelin bizi ziyaret edin. Hatta bu açık ziyareti yerinde görelim, evet, yerinde istiyoruz, gelip görmenizi çok isteriz. Üzüm bağlarımız var rehabilitasyon alanlarımızda. Yani inanılmaz tilkiler güzel. Geliyor. Evet, ceviz ağaçlarımız var. Oradaki arkadaşlarımızın çok emek vererek sarf ettikleri şey, amaç da şu. Madencilikle doğa birlikte yaşayabilir. Bir şey sorabilirim. Tabii ki. Şimdi birçok zaman protestolar oluyor, eylemler oluyor. İşte maden ocakları ile ilgili çalışmalar yapılacakken işte ağaç katliamlarına tanık oluyoruz. İşte köylüler ayaklanıyor, STK'lar gidiyor, sanatçılar gidiyor vesaire. Şimdi sizin çalışmalarınızda örneğin ormanlık bir alanda bir maden ocağı açılacaksa o ormana nasıl zarar verilmiyor ve diğerleri neden zarar veriyor? Yani bu şimdi nasıl bir çalışma yapılması gerekiyor? Çok doğru, çok güzel bir soru. Aynen. İşin açıkçası bu sorunun sorulmasına da ben çok mutlu oluyorum. Çünkü kendimizi ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum burada. Hep deriz ya algı yönetimi diye. Bakın ben size bir rakam vereceğim şimdi. Türkiye'de madencilik orman alanları içerisinde, yani devletin kaydı altında orman olarak gözüken, ki birçoğunda da ağaç yok, orman alanı gibi geçiyor ama ağaç olmayabiliyor yani. Orman alanlarının sizce bir tahmin edin yüzde kaçında madencilik yapılıyordur? Hiç bir rakam var mı kafanızda? Algınızı düşünürseniz çok büyük bir alanın madencilik için kullanıldığını düşünürsünüz. Çünkü haklısınız, hep onu görüyorsunuz. Oysa rakam ne biliyor musunuz Tuğba? 3,5 Orman alanlarının sadece 3,5 madencilik amacıyla kullanılıyor. Peki madenci bunu nasıl kullanıyor? O alandaki faaliyetini önce tanımlıyor. Sonra orası için çevresel etki değerlendirme raporu hazırlıyor. Sonra orada eğer ağaç kesilecekse, ki çoğunlukla olmayabiliyor ama olduğunda çok dikkat çektiğini bildiğimiz için biz şunu söylüyoruz. Ha, ağaç kesilecekse o ağaçları da biz kesmiyoruz. O ağaçların kesileceğine olan kararda da Orman Bakanlığı'yla verilen izne göre oluyor. Yani Orman Bakanlığı da lalettayın bunu kesin bunu kesmeyin demiyor. Orada bir izin oluşturuluyor ve o kesilen ağaçların bedeli ödeniyor. Ayrıca bir de ağaçlandırma için de ayrı bir kaynak ayrılıyor.
Şimdi burada peki neden böyle bir kötü algı oluyor? Onu konuşmak lazım. Yani zaten yasaların verdiği bir çerçeveye göre biz bu işi yapıyoruz. Oysa burada önemli olan nokta şu. Hakikaten işimizi daha iyi ve planlı yaparsak, yani bir alana girip 5 sene, 10 sene sonra kullanacağınız bir yeri bugünden tıraşlama gibi bir şeye girdiğinizde çok kötü dikkat çekiyor. Onun için bence biz bir, fasılalarla aralıklı gitmek zorundayız. İki, bütün bu devletin kanunlarıyla koyulmuş olan kuralların dışında ilave ağaçlandırma yapmak zorundayız. Gönüllülük esasına bağlı olarak. Ben size mesela bir örnek vereyim. Yıllar önce biz Uşak'ta bir işletmemizi açmadan önce işte 60-70 hektar civarında bir alanda orman alanı içerisinde faaliyet yapacaktık. O ormanın az önce söylediğim hukuki bütün gereklerini yerine getirdikten sonra onun iki misli kadar bir alanda da ağaç dikmiştik sene 2006. Bu şu anda oraya gidin, orası bir orman oldu ve biyoçeşitliliğiyle beraber tam bir flora fauna ortamı oluştu. Bunu yapmak mümkün. Onun için işin açıkçası sanayi mi orman mı derseniz ikisi de. Maden mi ağaç mı derseniz ikisi de. O orta yolu bulmak zorundayız. Hani takım tutar gibi Galatasaray, Fenerbahçe olmaz, taraftarı olmak gibi baktığınızda aslında ülkenize iyi bir yaklaşım koymuş olmuyorsunuz. Doğrusunu orta noktada buluşturmak esas olanı. Çok teşekkür ederim ama bu soru çok için. Çok güzel bir soru oldu gerçekten. İçi dolu bir soruydu. Bir de şimdi rehabilitasyon konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama ne kadar başarılıyız? Ya şimdi az önce Tuğba Hanım'ın sorduğu soruda da peki bütün işletmeciler, bütün faaliyet sahipleri ki devlet de bizim ülkemizde madenciliği zaman zaman özellikle kömürde belirli işletmeciler aracılığıyla yapıyor. Hepimiz dört dörtlük müyüz? Cevabımız hayır. İçimizde işini iyi yapmayan insanlar, işletmeciler yok mu? Olabilir, mutlaka vardır. Biz onun için diyoruz ki rehabilitasyonla ilgili kısımda da madenciliğin sicilini doğrultmanın yolu işletmenin bitişini beklememek lazım. Diyelim ki siz şu alanda madencilik yapıyorsunuz ama bütününde işiniz daha bitmedi. Sadece şu küçük alanda işiniz bitti. Bittiyse burada başlayın hemen. Madenciliği beklemeyin. Ağaçlandırmaya geçin. Bitkisel toprak kapatmasını yapın. Siz bu denetimleri yapamıyor musunuz kurum olarak örneğin? STK'lar olarak bu denetimleri biz sadece gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Ama devlet bizim madencilik işletmelerimizde valiliklerdeki izleme denetleme komisyonları aracılığıyla ayda en az iki kere programlı, olmazsa rastgele istedikleri anda gelip bizi denetleyip sudan, topraktan ve hava kalitesine bakarak da havadan kalitenin nasıl gittiğini takip edebiliyorlar. Ve bunları raporlarla dokümente ediyorlar. Yani o bizim dışımızda gelişen bir olay. Rehabilitasyonla ilgili çok güzel örneklerimiz var. Hı hı. Sadece altında değil, kömürde, mermerde. Hepimiz dört dörtlük bunu yapıyor muyuz? Tekrar ediyorum, cevabım hayır. Hı. Çünkü dürüst olmak lazım. Ama biz artık o yola doğru Türkiye'de madencilik sektörü olarak gitmek zorundayız. Hı hı. Güzel örneklerimiz var. VTR'mizde de bu görünüyor herhalde. Zaten, evet. Aynen, çok güzel kendinizi ifade ettiniz. Şimdi küçük demeyeyim, güzel bir şiir gelelim mi? Tabii ki. Tuğba Özay'ın yazdığı güzel bir şiir var. Bunu yeni yazdığın şiir doğru mudur? Yeni yazdığın değil mi şimdi? Evet, bu sabah yazdım. Bu sabah Ayta. Uşak'ta yazdığın değil mi? Evet, o zaman senden alabiliriz. Telefonumdan bakacağım. Müzik eşliğinde alalım. Biraz duygusal olacak herhalde yine. Tabii aslında babamdan şiirler okumak isterdim ama artık onu başka bir programda inşallah daha geniş. Evet. Babacığıma. Ama aynı zamanda Orhan abiye de gelsin. Evet. En gönüllü ölüm, ölümlerin en güzelidir demiş Montaigne. Ve sen kendi gönlünce gittin bu dünyadan. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye yük olmadan. Sessiz ve sakin ve gülümseyerek. Ve ardında binlerce şiir, yüzlerce yazı, sayısız düşünce, sayısız fikir bırakarak.
Çağının çok ötesinde yaşadın sen. Çağının çok ötesindeydi düşüncelerin. Tıpkı Montaigne gibi, tıpkı Sokrates gibi, tıpkı Aristo gibi. Geldin, anlattın, öğrettin ve gittin. Hep derdin, bir yazarın anlaşılması için ölmesi mi gerekli diye. Hangi yazar yaşarken anlaşılmıştı ki keza? Ne gariptir bu işleyiş, ne anlaşılmaz bir kanun olmuştur bu sonradan değer biliş. Ve sen yosun gözlüm, sen çağlar öncesinden çağlar sonrasına dek çağlayacaksın. Sen ki gülüm, daima anılarda yaşayacaksın. Ve sen yüreğiyle pamuk, bileğiyle güçlü, bilgisiyle bilge insan, kuşaktan kuşağa ışık olacaksın. Sen ölmedin, ölenler insanca iz bırakamayanlardır. Sen şiirlerinle, fikir ve düşüncelerinle nesilleri aydınlatacaksın. Ardında tertemiz bir yaşam bıraktın, onurlu yaşamın en güzel mirasın. Eline diline sağlık. Ne kadar güzelce duyguları yazmış. Hakikaten kalemimize sağlık. Çok güzel. Hem babana ithafen olmuş oldu hem de Orhan Hoca'ya da. Çünkü demin de dediğiniz gibi yani gerçekten ardımızda güzel şeyler, güzel izler bırakabilmek. Hiç şüphesiz. Çok çok hiç kıymetli. Şüphesiz. Evet şimdi 2024 yılı için ne beklentilerimiz var? Son sözleri almak istiyorum, sonra şarkıya geçeceğiz ve hediyeleri öncesinde vereceğiz. Sizinle başlayalım Mehmet Bey. Ya öncelikle dünyadaki ve ülkemizin etrafındaki bütün bu insanı yok eden, insan hayatına kast eden bütün kötülüklerin yok olmasını diliyoruz. Bütün bir genel anlamda tanımlayacak olursak, çocuklar ölmesin, anneler acı çekmesin, babaların gözyaşı akmasın. Bu hepimiz için dünyadaki ortak bir temenni. Ülkemiz için de özellikle hep söylüyorum ben, 2024 yılı ve bundan sonraki Cumhuriyet var olduğu, ilelebet var olduğu müddetçe ülkemiz için ben bütün gençlere, etrafımdaki herkese Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını okusunlar, nutku okusunlar. Bu ülkeye, bu cumhuriyete faydalı insanlar olmaya gayret etsinler. Madencilik sektörü olarak da iş güvenliğinin had safhada önemini ve yerini bulduğu kazasız, sıfır kaza diye mottomuzla giriyoruz. Sıfır kazanın yaşandığı, hiç kazanın olmadığı bir yıl olsun İnşallah. İstiyoruz. Bu anlamda da Tuğba Hanım'a sözü vermeden önce Sadrettin Bey hayatta 90'lı yaşlarında genç halen daha insanı maden yaşatır diye çok güzel bir söz üzerine kurulmuş bir madencilik hikayesidir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin madencilikle ilgili bütün fotoğraflarla, bazı anekdotlar ve olaylarla anlatıldığı çok güzel bir kitap. Ve tarihi de öğrenmiş çok, oluyoruz yani aynı zamanda Sadrettin birlikte. Sadrettin Bey 16 sene MTA'da genel müdürlük yapmış. En uzun soluklu bu yarışta bulunmuş olan bir insan. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Almanya'ya gitmiş, eğitimini tamamlamış. Onun için yazdığımız bu kitabı size hediye edeceğim. Teşekkür ederim. Çok mutlu boş oldum. Boş vakitlerinizde uçakta gidip gelirken okursunuz. Yine bununla beraber hocamızın bu özellikle bu sayısında Gezgin dergisinin bu sayısında hocamıza ithafen hazırlanmış bu sayıyı da çok size eminim çok keyifle çok onu anarak okuyacaksınız. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Babacığım adına Konya Tuzlukçu Belediyesi, biz de gittik açılışına. Bir çocuk kütüphanesi ve kültür merkezi. Ay, babacığımın adıyla İlhan Özay Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi açıldı. Hayırlı olsun. Oraya da sizden kitaplar temin etmek çok arzu ederim. Çünkü memnuniyetle. İşte gençlere, kuşaklara, nesile böyle aktarımlar olması gerekiyor. Bizler bunları konuşmazsak kimler konuşacak? Bizler insanlara, hani demin dediniz ya 2024'te en çok arzu ettiğim şeylerden biri insanların gerçekten kitap okuması, kendilerini geliştirmesi, mental sağlığa çok çok ihtiyacımız var. Evet. Mental olarak hepimiz çok yorgunuz. Zaten havadan yaydıkları
İşte o konulara girersek zaten girelim bence bitmez. ama çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir yazar kızı olarak kitap almış olmak çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bunu da ilave ediyoruz. Dünya için bir şey yap. Onu kesinlikle. Zaten birçok kez dile getirdik. Dünya için bir şey yapmalı. Güzel bir şey yapmalı. Evet, senden son sözleri alalım. Şarkını almadan önce, yeni şarkını dinlemeden önce 2024 den neler bekliyorsun? 2024'ten her şeyden önce insana yakışır, insanca bir yaşam diliyorum. Tüm dünya için. Yani çünkü artık her şey o kadar global ilerliyor, her şey o kadar evrensel ilerliyor ki yani pandemiden bu yana görüyoruz ve bir takım şeyleri. Evet, o yüzden öncelikle tüm dünyanın mental sağlığının ve fiziksel sağlıklarının iyi olmasını diliyorum. Ve tabii ki yani özellikle tarih kitaplarını falan okuduğumuz zaman yüzyıllar önce yaşanılan zulümler, katliamlar, savaşlar hala bu yüzyılda yaşanıyor ya, tahammül edemiyorum. Çok üzülüyorum. İnsanoğlu neden hala bu kadar zulümden, neden bu kadar tarihten ders almamış diye. Yapılan bu savaşların, bu katliamların, bu zulümlerin, ya dünya hepimize yeter. Hepimize yeter. O yüzden hepimizin bir kez şansı var bu dünyaya gelmek için. Herkesin insanca yaşamasını diliyorum. Değerlerimize sahip çıkarak, topraklarımıza, bir de şunu da söylemek istiyorum lütfen. Topraklarınızı satmayın, topraklarımızı satmayalım. Hı-hı. Bakın dünyada örneklerini görüyoruz. Benim bu söyleyeceğim şarkım Satılık Yürekler. Hı-hı. Ben bu şarkıyı 2009 yılında yazmıştım esasında. Hı-hı. Babacığımın son dinlediği şarkımdı ve çok beğenmişti. Ama ben babacığımdan sonra 5 ay çalışmadım. Hı-hı. Hiçbir projeyi de hayata geçirmedim. Geçtiğimiz günlerde çıkardık. Hayırlı çok beğenmişti olsun. Babam. Evet. Bu şarkıda para... ...yı anlatan bir şarkı. Hı hı. Bu kadar tabii ki para hepimize ihtiyaç ama sadece amaç olmamalı, araç olmalı. Ne yüreğimizi, ne ruhumuzu, ne vatanımızı, ne toprağımızı paraya satmayalım. Bu güzel sohbetten sonra bana düşen bir laf yok artık. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değer kattınız bizim programımıza. O zaman ne diyoruz? Satılık yürekler. Evet sevgili seyirciler, haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Masa cebinde para, beyninde başlar sarra, yayılır bedenine hastalık, düşünürsün kara kara. Kıskanır çekemez sakız olur yatık atır, kime kalmış ki bu dünya? Kiminin yok 5 parası, kiminin evinde kumbarası, kimi yapar yastık altı, kiminin çoktur banka hesabı, kiminin parası kirlidir, kimi için elinin kiridir, kiminin cigarası havası, kiminin arabası fiyakası. Birileri yar oturur sanacak, bu dünya ona kalacak, birileri çalışır nafile, bekler devlet kuşu konacak. Sorun aynı sonuç farklı, sorun paranın varlığı, anlamaz düşmeyen dağına. Ah yara. Olduğunda güç verir, attırır zaman ara. Cebinde para, beyninde başlar sarra, yayılır bedenine hastalık, düşünürsün kara kara. Kıskanır çekemez sakız olur yatık atı, kime kalmış ki bu dünya? Kimi paraya karşıdır savaşır, kiminin dini imanıdır, kimine yakışırken para, kiminin parası diline yapışır. Özün sözün uzunun kasası, kimi mahallenin kabadayısı, kiminin paradır cıvası, kiminin altından kumbarası. Özün sözün uzunun kasası, kimin mahallenin kabadayısı, kiminin paradır cıvası cıvası, kiminin altından kumbarası. Herkeste bir kibir, herkeste bir kibir.
herkeste bir ukalalık. Türkçe konuşuyorum anlamıyor musun? Bakma öyle alık alık. Herkes kendini kral sanıyor. Herkes kraldan çok kralcı. Zamanı vardır her şeyin. Çıkacak bunlar acı acı. Demek kolaylaşmış, millet yalana alışmış. Öyle yayılmış ki hastalık, en masuma bile bulaşmış. Geceden sabaha hisler değişmiş, ruhlar satılığa çıkarılmış. Para bozmuş iyi niyetleri, delikanlılık bile kalmamış. Kalmamış, kalmamış. Herkes insanlıktan söz ediyor, insanlık nedir bilmiyor. Yalnızca iki kol iki bacağı, millet insanlık sanıyor. İnsan olmak zor zanaat, kirlenmemeli yürekler. Temiz kalmalı beyinler. Çıkarım var diye yaklaşma. Bozulmasın masum işler. Aslına bakarsan tüm bu kötülükler biraz daha organize işler. Bu işler adamı bozar. Sonra da fena işler. Aklın varsa ruhunu satma. Paraya takma. Yürekli ol da hizaya gel. Gitmezsen doğru yolda. Elbet bir gün getirirler. Uzunluğun kasası. Kimi mahalleli kafadayısı. Kiminin paradır civası civası. Kiminin altından kumarası. Özün sözü uzunun kasası. Kimi mahalleli kafadayısı. Kiminin paradır civası civası. Kiminin altından kumarası. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.